Sana bir şey söyleyeyim. Sen de şaşır, onlar da şaşırsınlar. Kur'an'da ülkelerin yıkımı ve savaş olması, savaşlarla yıkılması önemli bir konu olarak hem Tevrat'ta hem Kur'an'da çok geçer. Bu Allah tarafından özel yaratılmış bir kanundur. Yani kendine isyan eden toplulukları, kendine uymayan insanların bulunduğu devletleri Allah yıkıyor. Yıkarken de savaşla yıkar. Yani Allah'ın cezalandırma yöntemidir bu. Tevrat'ta da bu geçer bu. Kur'an'da da geçer. Tevrat'ta da hatta bir ekibi bu konuda görevlendirdiğini söyler Allah. Yani siz bu konuda görevlisiniz değil mi? Geçiyor, açıklıyor. Yani sen benim cenk silahımsın, topuzumsun. İşte seninle kavimleri ezeceğim. Seninle ülkeleri viran edeceğim diyor. Açıklıyor yani. Bunu açık, muhkem açıklamalar bunlar. Bu Mehdi beklenmesi çok çok eskidir. Yani bu çeşitli şeylerde, efsanelerde, çeşitli dinlerde zamanla şekil değiştirmiştir, anlam değiştirmiştir. Onları tanrılar olarak sunmuşlardır. İşte gelecekte insanı kurtaracak tanrılar gibi izah etmişlerdir. Halbuki orada tarif edilen Mehdi'dir. Yani Moşiyah'tır, dünya hakim olacak kişidir ama o kadar detaylı anlatılıyor ki, o kadar iştiyakla anlatılıyor ki, işte bütün dünya onu sevecek, bütün dünya ona bağlanacak, dünyanın idarecisi olacak o gibi. O yüzden zamanla onları, o anlatımları ilahlaştırarak onları insanlara tanrı gibi sunmuşlar. Mesela bak bu Zeus heykeli var, Zeus. Aslında Mehdi'yi anlatan bir konunun sonunda o şekle gelmesiyle oluşmuş bir durumdur. Var mı Zeus heykeli? İsteyin. İsteyin. Yani tipik Mehdi anlatımlarının bozulmasıyla, mesela ateşe tapanlar da böyledir, İran'daki dinler de böyledir, Hint dinlerinde böyledir, hepsinde Mehdi anlatılır. Ahir zamana gelecek, dünyayı kurtaracak kişi olarak geçer. Ve hepsinde tarif aynı, hep sakallı, işte beyaz elbiseli bir insan. Azteklerde, İnkalarda da öyledir. Mesela Azteklerde öyle beyaz insan yok, beyaz bir insan gelecek diyor. Onların cilt rengi öyle değil, koyu renkli oluyorlar. Ve sakallı geliyor ve orada birden din değişiyor. Yani o Mehdi inancının aktarımı onlar, hepsi. Görebiliriz. Yaklaştır. Aslında bu işte bir Mehdi tarifinin heykele yansıtılması oluyor. Yani o devirdeki anlatım, mesela o dalgalı saç, dalgalı sakal, bak hafif burnunda bombe olması. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Yanaklarının çökük olması. Alnı hafif bir iç bükü. Evet, alnın iç büküyor olması mesela, o kaş çatma çizgisi. Evet. Bu yani tipik, yani Mehdi tarifine uygun yapılmış bir heykel olduğu anlaşılıyor. Ya bütün bu heykeller, bu şeylerde anlatılan Mehdi'dir aslında. Fakat zamanla bu çok çok değişmiş. Anlamı değişmiş, inanç şekli değişmiş. Haşa ve tanrı gibi sunmaya başlamışlardır. Evet, dinliyorum. Yine mi çökeltilir? Bir daha. PKK fikirle mi çökeltilir?